Hepimiz biliriz ki adalete giden ilk yol polis merkezi, diğer adıyla karakollardır. Başımız sıkıştığında ne yaparız? Onlardan yardım ister. Bizi de suçlulara karşı korumalarını bekleriz. Normal olan budur. Ancak zaman zaman tıpkı her meslekte olduğu gibi görevini kötüye kullananlar da olabiliyor. Şimdi İstanbul'da bir karakolda kaydedilmiş görüntüleri sizlerle paylaşacağız. O görüntülerde bir emniyet amirinin bir avukatı önce sopayla dövmesi, ardından da silah çekmesi var. Yaklaşık 250 bin kişilik Türk Polis Teşkilatı yaşamın emniyetli bir şekilde akışından sorumluyken beklenmedik olaylarla da karşılaşıyorlar. Suçla iç içe olan emniyet mensupları bazen de suçun ta kendisi oluyor. Öyle de oldu. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir amir adaletin dosyasında bu kez şüpheli oldu. Hem de polis merkezinin içinde bir avukatı jopla dövmek ve silah çekmek suçlamasıyla. O avukat bir kadındı ve Bayrampaşa Araştırma Büro Amirliği'nde bulunmasının nedeni ise görevi gereğiydi. Yani gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesine katılacaktı. Ama ifadeye katılamadan iddiasına göre amirin şiddetiyle karşılaştı. O şiddet vakası avukatın sigara içmek için avluya çıkmasıyla başladı. Bir banka oturdu. Çaprazındaki bankta da polis merkezinden sorumlu komiser oturuyordu. Önce karşılıklı sohbet etmeye başladılar. Ardından da avukatın iddiasına göre bir anda konu karakolda dayağa geldi. Ve yine iddiaya göre komiser "Burada çok avukat dövdük. Sizi de dövelim mi?" diye sordu. Sonrasında da emrindeki polislerden sopa getirmelerini istedi. Birkaç dakika sonra içeriden iki sopa getirildi. Komiser ikisini de aldı ve önce kontrol etti. Sonra da sopanın birini polise geri verdi. Diğeriyle de kadın avukatın eline vurmaya başladı. Hem de karakolun içinde. Bununla da yetinmedi. Komiser gösterisine devam etti. Bu kez polislere İçeriden silah getirmelerini söyledi. Kısa süre sonra tabanca geldi. Komiser silahın namlusunu kontrol etti, hazneye mermiyi verdi ve iddiaya göre ateş etti. O anlarda kamera görüntüsüne bir polis takıldı. Silahın sesinden kulaklarını tıkadı. Komiser gösterisini tamamladı. Avludan içeriye geçti. Ama silah klimanın üstünde kaldı. O silah orada öylece dururken bu kez sahneye karakolun temizlik görevlisi çıktı. Silahı aldı ve namlunun ucunu yine avukata çevirdi. Kadınsa korkudan içeriye kaçtı. Ardından da bir polis memuru temizlik görevlisinden silahı alarak ortalıktan kaldırdı. Avukat saatler sonra müvekkilinin ifadesine katıldı ve polis merkezinden ayrıldı. Ama soluğu savcılıkta aldı. Yaşadıklarını savcıya anlatarak Bayrampaşa Asayiş Büro Amirinden ve yardımcılarından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında da sorumlu komiser dahil 4 kişi açığa alındı. Bu görüntüler de adalet bekleyen dosyaların içine kondu.